Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya'dayız. Hemen bak oradan bir çeksene sevgili kameramanım. Portakal ağaçlarını görüyorsunuz. Portakal ağaçları var. Karşımızda, arkamda da tarihi bir su kemeri var. Antalya'da MG4'ün lansmanındayız. Ve %100 elektrikli bir otomobil olan MG4'ü yanımda görüyorsunuz. Hemen her zaman yaptığım gibi bir dış görünümden başlamak istiyorum otomobile. Öncelikle bu elektrikli bir otomobil olduğu için aslında tasarım öğeleri de birazcık elektrikli otomobillere fazlasıyla andırıyor ve benziyor. LED farlar var. LED farlar luxury paketinde var. Bir de comfort paketimiz var. Onda LED far yok, onu söyleyeyim. Gayet güzel duruyor. Böyle ince şekilli bir LED farımız var. Hemen bu tasarıma baktığımızda ön tarafta oldukça ince tasarlanmış. Bu arada alt kısımda bu tamponun olduğu yerde bakın buraları kapalı görünüyor. Ama burası hızlandığınız zaman ya da işte aracın soğutulması gerektiği zaman bu kapakçıklar hareket halinde oluyor ve açılıyorlar. Bu şekilde bir sistem ve mekanizma var. Ön tarafta bir kamera görüyorsunuz bakın. Burada aslında bu modelde bu kamerayı gördüğünüzde anlayın ki luxury paketine sahip olduğunu anlamına geliyor. MG logosu maşallah bayağı büyük yazılmış kocaman bir şekilde. Biliyorsunuz MG İngiliz markasıydı ve 2015 yılında Çinli bir gruba satılmıştı. Ve o yıldan bugüne de geldiğimizde yine bu markanın devam ettiğini görüyoruz. Şuradaki gündüz farlarında görüyorsunuz tamponun hem sağında hem solunda gündüz farlarımız var. LED şeklinde tasarlanmış, yukarıdan aşağıya duruyor. Burada böyle bir difüzör gibi bir şekil var ama bunların elektrikli bir otomobil çok fazla bir anlamı yok. Birazcık şekil için yapılmış şeyler. Yan tarafa geçtiğimizde ise lastiklerden biraz da bahsedebiliriz. Şimdi buradaki lastikler 17 inç jantlarımız var. Şunlar plastik kapak ama bunun böyle olmasının sebebi var arkadaşlar. Aracın hafifletilmesi ve aynı zamanda menzilin arttırılması. Aslında bu tarz otomobillerde dikkat edilen konu her zaman bu. %10 oradan arttıralım, %5 buradan arttıralım şeklinde devam eden bir anlayış var. Tasarımda da bu devam ediyor. Aynalarımız elektronik özellikleri olan aynalar. Burada bir kameramız var. Söylediğim gibi luxury pakette var bu. 360 derece kameramız var. Gördüğünüz gibi sinyal bu şekilde aynaya entegre edilmiş. Kör nokta uyarı sistemi var aynada bu arada. Onu da yolda birazcık kullanma imkanı buldum. Orada da görmüş oldum arkadaşlar. Yan taraftaki tasarım anlayışı bu şekilde devam ediyor. Hafif böyle keskin çizgilerde var aracın farklı noktalarında devam eden. Sayık Vision LED Lighting System diyor. Burada arka farlara doğru geçtiğimizde ki arka farlar çok enteresan tasarlanmış. Şimdi ondan da bahsedeceğim ama ondan bahsetmeden önce şurada bir biliyorsunuz şarj girişimiz var. Depo yani buradan doluyor. Bu normal AC, bu da çıkarttığımız zaman DC dediğimiz şarj, doğru akım, alternatif akım ikisini de buradan yapabiliyoruz. Böyle güzel bir kapak var. Kapağı bu şekilde. Arka tarafın tasarımı bana biraz ilginç geldi. Böyle çok çıkıntılı bir tasarım var. Görüyorsunuz burada. Ve üst kısmında ne kadar belli olacak bilmiyorum ama şurada çizgiler var. LED ışıklar. Muhtemelen gece bunlar daha çok belli olacaktır. MG logomuz burada da var ama bu arka tasarım bayağı bir çıkıntı, onu söyleyeyim. Burada MG elektrik yazısını görüyoruz. Elektrikli bir model olduğu için. Yine üst tarafta bir spoiler da derler eskiler biliyorsunuz. Spoilerler var. Bu da yine luxury pakete özel bir aksesuar, onu söyleyeyim. İki parçalı bir spoilerimiz var. Burada bu şekilde bir hava girişi var. Burada da var. Ortada da LED lambamız yine bulunuyor. Fren lambası olarak kullanılan. Alt kısma doğru eğildiğimizde yine oldukça güzel bir tampon tasarımı bizleri karşılamış oluyor. Tamponu sanki burası da açılacakmış gibi duruyor ama bu şekilde güzel bir görünümü sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hızlıca ben devam edeyim. Bagajı da açalım. Ne yazık ki bagaj böyle elektronik falan değil. Hani manuel böyle açıyorsunuz. Bu şekilde açılıyor. 350 litrelik bir bagaj hacmimiz var fakat bu modelin, luxury modelinde pil kapasitesi biraz daha yüksek. Yani aslında şöyle bir durum olmuş. Luxury ve comfort paketlerinde genelde hani donanım farkı oldu. Tamam, yine donanım farkı var fakat bununla kapasitede farkı var. Bataryalar yani üzerindeki pil kapasiteleri comfort pakette biraz daha düşük, bunda biraz daha yüksek. Tabii pil kapasitesi yüksek olunca ne oluyor? Bagaj kapasitesi de biraz düşüyor. Şimdi şurada bir aletimiz var. Bununla ilgili ben ayrı bir video çekeceğim. Bu arkadaşlar V2L olarak geçen Vehicle to Load adı verilen bir kablo. Bu aracın öyle bir özelliği var. Ne işe yarıyor bu Vehicle to Load özelliği? Bu aracın şarj çıkışına bağladığınız bu kabloyla farklı cihazları da şarj edebiliyorsunuz. Örneğin işte ütü, çamaşır makinesi falan gibi böyle gerçekten de bu tarz acil durumlarda tabii ki bu kullanılıyor. Onu söyleyeyim, öyle her gün yapılacak bir şey değil. Ya da yolda bir elektrikli araba kaldı. Bundan şarj edebilirsiniz. Böyle değişik bir özelliği de var. Tabii bu şarj işleminin pilin gücünden aldığını da söyleyelim ama acil bir durumda yani çok kısa süreler için kullanabilirsiniz ki mesela bir işte buzdolabını 17 saat çalıştırabiliyor. Böyle de rakamlar da verildi bize. Onlarla ilgili detayda veririm. Bagajda başka ne var? İlk yardım çantamız var. Bir de normal şarj kablomuz var. Ayrıca şöyle iki parçalı bir bagaj alanımız da var. Hani buraya bir şey konur mu? Biraz zor konur gibi geliyor ama bir pompa var. Lastik patladığında içine enjekte etmemiz gereken bir sıvı var. Bunu genelde önermiyorlar yalnız, o da ayrı bir konu ama lastikçi arkadaşlar söyleyebilir. Şuralarda ceplerimiz var.
Şöyle böyle küçük mini cepler koymuşlar. Buraya hatta şemsiye koymuşlar ama bu standart donanımda yoktur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Bizim için koymuşlar herhalde. Bunun dışında da böyle bir şurada bir kanca var, plastik kanca ama bu böyle ilk seferde kırılır gibi geliyor bana biraz. Panzidotumuz var. Böyle sağlam da bir şey ya bu arada. Güzel. Yani bagaj fena değil. Çok yüksek depolama kapasitesi sunmuyor. Koltuklar yatabiliyor 3'e 2 oranında. Buradan bakınca onu görebiliyorum mesela. Ama o detaylara birazcık da iç mekana geçtiğimiz zaman daha net bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Şimdi gelin iç mekana geçelim. Bakalım MG4 bize iç mekanda ne gibi özellikler sunuyor. Evet arkadaşlar, şimdi MG4'ün arka yaşam alanına geldik. Şimdi koltuk da bayağı öne gelmiş. Onu bir düzelteyim önce arkadaşlar. Çünkü çekimler yapıyoruz şu anda. Çekimler için biraz öne almış olduk. Şimdi arka tarafta güzel bir yaşam alanı var, onu söyleyeyim. Tabii bu luxury modeli olduğu için biraz daha böyle daha geniş ve daha güzel bir alan var. Aynı zamanda deri kumaş karışımı bir koltuk sistemimizin de olduğunu söyleyeyim. Bu arada normalde MG'de kırmızı renkli dikişler olurken bu araçta mavi renkli dikişler var. Sevgili kameraman, şurada detaylı çekersek onları da en azından görmüş oluruz. Şimdi ben 1.73 boyundayım. Araç da hemen hemen benim kullanımıma göre ayarlanmış durumda. Oldukça rahat, bakın şöyle 4 parmağı görüyorsunuz. 4 parmak bir boşluk var tavandaki. Bu arada tavanı söyleyeyim, koyu renkli bir tavanımız var. Yani siyah renkli bir tavanımız var. Bunu seven de olur, sevmeyen de olur. Biraz kasvetli bir hava yapıyor. Evet, onu kabul etmek lazım ama bunu seven de var. Hatta bir dönem Passat'ta falan böyle özel paketti bu. Her paketinde yoktu. Çok böyle talep eden de olmuştu. Koyu renkli bir tavanımız söz konusu. Bu arada aydınlatma yok burada da. Evet, bence olmalıydı ama aydınlatma bulunmuyor. Arka tarafa baktığımızda kapılar sert plastik, tabii klasik olarak. Şu kapı tutamaçlarının olduğu yerde piyano bilek dediğimiz bir tasarım var. Otomatik olarak açılıp kapanabiliyor camlarımız gördüğünüz gibi. Hatta koyu renkli camlarımız var bu arada. Tek basışta da açılıyor bu arada. O da güzel bir özellik. Bu tutamaçların olduğu yerler birazcık yumuşak. Deri malzemeden örtülmüş. Bunun dışındaki her yer sert plastik olduğunu söyleyeyim. Koltuklarda böyle bir cep var. İkili bir cep sistemi var. Normalde burada vardır zaten, görüyorsunuz. Bir de yukarıda böyle iki tane cep var. Buraya telefon sıkıştırılır durur gibi geliyor bana. Yani güzel. Bu iyi bir fikir olmuş bu. Hem şoför tarafında var hem de yolcu tarafında olduğunu söyleyeyim. Bu arada oturdum, bakın gördüğünüz gibi hani 4, 5 hatta 6 parmak falan boşluk kalıyor. Söylediğim gibi 1.73 boyundayım ben. Hani arka tarafta rahat. Tabii 3 kişi oturunca bu ortadaki biraz rahat olur mu? Uzun yolda birazcık sıkıntı olabilir. Abi deneyeyim ben hatta, bakın. Oturulur ama ki uzun yolda bile benim kafam şu anda tavana vurmuyor. Görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum muhtemelen. Tavana çarpmayan bir, şu an ortada oturdum ben, 1.73 boyundayım. Hani benden biraz daha uzun olursanız 1.80 falan kafanız tavana vurabilir. 3 parmak falan kalıyor. Bunun dışında şöyle küçük, güzel, hoş bir detay var araçta. Isofix çocuk koltukları için bölüm var biliyorsunuz. Bunlar bazı araçlarda tapa şeklinde oluyor. Bunda böyle bir cırtlı bir mekanizma var. Bunu açıyorsunuz. Koltukları taktıktan sonra veya koltuğu çıkardınız tekrar kapatmak için hani tapa mapa aramıyorsunuz. Bu da bence güzel bir detay olmuş. Koltuklar 3'e 2 oranında yatırılıyor. Şurada böyle bir ortada boşluk olsa fena olmazdı. Biliyorsunuz kol dayama oluyor bazı araçlarda. O kol dayama aynı zamanda bagaja ulaşımı da sağlıyor. O da güzel bir detay oluyor aslında. Bence güzel olurdu. MG böyle bir şey yapmamış. Şaft tarafına bakalım. Yani normalde biliyorsunuz elektrikli araçlarda bu şaft tüneli olmuyor o kadar yüksek ama çok hafif. Öyle hani 5 santim 6 santimlik bir şaft tünelimiz var ama ortadaki kullanıcıyı, yani yolcuyu rahatsız etmez bu durum. Kolçağın, öndeki kolçağın devamında bir tip A USB çıkışımız var. Bir de şurada küçük bir cep var. Burada böyle bir şeyler, plastik sert, buraya da bir şeyler koyabilirsiniz hani ıvır zıvır suydu muydu falan diye. Arka yaşam alanı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber bir ön yaşam alanına bakalım. Bakalım MG4 bizde ön tarafta neler sunuyor. Evet arkadaşlar, MG4'ün ön yaşam alanına geldik. Şimdi ön yaşam alanı gerçekten de güzel. Güzel tasarlanmış, onu söyleyeyim. Şöyle kapımızı kapatalım. Pıt 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 ötüyor çünkü aracının her tarafında bir şeyler var. Çünkü anahtarı görmediği için ötüyor şu anda. Şimdi ön tarafa geldik. Tabii ki biliyorsunuz elektrikli bir otomobil olduğu için otomatik vites. Yani şanzıman olarak bir manuel şanzımanımız bulunmuyor. Hemen şanzımandan başlayayım. Şöyle gelelim. Gel güzel kardeşim benim, kameramanım, sevgili canım, ciğerim. Hemen şanzımanımızı görüyorsunuz. RND, yani üçlü bir böyle daire şeklinde tasarlanmış bir konsolun üzerinde duruyor. Ve oldukça da büyük bu arada. Bakın hani elime göre bir söylüyorum. Bu konsol da böyle havadaymış gibi de duruyor. Şurasında da MG elektrik yazısı var. Park frenimiz, yani el freni yok. Elektronik bir el freni var. Şurada bir alanımız var. Buraya kablosuz şarj ünitesi olarak tasarlanmış. Buraya kablosuz şarj desteği olan telefon, saat vesaire varsa direkt olarak hızlı bir şekilde şarj ediyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bunun alt kısmında neler var? Çakmak girişimiz var. Bir tane tip A, bir tane de tip C bağlantı yuvamız var. İki, bir tane de arkada var. Üç tane var. Buraya su bardaklığımız var. Su koyulmuş şu anda ama bardaklık var. Şöyle güzel de bir göz var. Bu hoşuma gitti benim.
Böyle kapatabiliyorsunuz. İsterseniz açabiliyorsunuz, isterseniz kapatabiliyorsunuz. Güzel bu. Şurada küçük bir böyle file şeklinde bir ıvır zıvır koymak için böyle bir yer yapmışlar. Kolçağımız yani çok düz bir tasarım var burada. Hani ileri geri oynamıyor. Çok basit bir şey. Ama bu içeride bir şeyler koyabilirsiniz. Hani bu bayağı derin bir kolçak var. Ama hani şöyle ileri geri oynasaydı, bakın şurası, daha bir güzel olurdu. Ama bu kolçak tarzı bir şey olması bence güzel olmuş. Çünkü bence otomobillerde bu standart olmalı arkadaşlar. Ama çoğu marka koymuyor artık. Koyması lazım diye düşünüyorum. Gelelim direksiyon tarafına. Direksiyon üstten ve alttan kesilmiş bir tasarıma sahip. Hatta alttaki biraz daha fazla gibi. Ama eli iyi oturuyor. Güzel. Dikişleri hoş. Keşke şu mavi dikişleri, ki ön tarafta da koltuklarda da var. Hem de kolçakta da var. Keşke burada da olsaymış. Bence güzel olurdu. Bilmiyorum, MG böyle bir şey almış. Çeşitli fonksiyon tuşları var. Bunların bir kısmını multimedya ekranı için kullanıyorsunuz. Bir kısmını normal ekran için kullanıyorsunuz. Şurada küçük bir ekran var. Ben bu donanımları yazacağım. Onları şimdi ezberimde yok. Çünkü bu bir ön inceleme arkadaşlar. Aracı yeni gördük. Çok detaylı bir, henüz de benim çok da bilgim yok. Ama şu ekran küçük kalmış biraz. Hani böyle sanki sonradan takılmış gibi duruyor. Biraz daha büyük olabilirdi diye düşünüyorum. Burada araçla ilgili her türlü bilgiyi görebiliyorsunuz. O anki tüketimi olsun, işte açık olan, işte ne bileyim özellikler olsun, ki bir sürü özelliği var. Adaptif cruise kontrolden tutun da şerit takip sistemine kadar, arka çarpışma algılamaya kadar birçok özelliği var. Hepsini buradan, bu ekrandan görebiliyorsunuz. Plastik malzeme tarafına bakalım. Üst kısımda biraz daha yumuşak gibi, hani gibi diyorum. Çok yumuşak değil ama yine de hani diğer kısımlara göre daha yumuşak bir malzeme kullanılmış bu üst kısım. Tamamen bu şekilde. Alt kısım ise sert plastik. Buraları da komple sert plastik arkadaşlar. Hemen torpido gözüne bakalım. Torpido gözü küçük geldi. Bayağı küçük arkadaşlar. Buraya hani bir iki tane şey, kullanım kılavuzu koymuş. Zaten bir şey kalmamış. Biraz biz seviyoruz böyle hani Türk milleti olarak büyük şeyleri. Bu alan biraz bana küçük geldi açıkçası. Biraz daha büyük olabilirmiş ama yani MG böyle uygun görmüş. Sol tarafa baktığımızda yine bu Piano Black tasarım burada da devam ediyor. 4 cam otomatik olarak kontrol edebiliyor. Ve yine cam kontrollerinin olduğu yerlerdeki şeyler de yumuşak. Deri kaplama. Bunun dışındaki yer burada da mesela elimizi koyduğumuz yer, yine burası da yumuşak. Ama burası bu şekilde gördüğünüz gibi sert bir plastik malzeme. Biraz da bu üst tarafa bakalım. SOS tuşumuz var burada. Acil durum tuşumuz var. Işıklar bu şekilde kapanıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Yani burada LED kullanmamışlar. Niye kullanmamışlar bilmiyorum. Standart böyle hani hala halojen lambalar var. Artık bunlar kullanılmasın ya. Yani arabanın her yerinde LED var. Burada niye LED yok? Onu da beni düşündürmedi değil. Bir gözlük kabımız var burada. Çok güzel. Yani çok güzel, çok hoş. Hatta içi de yumuşak böyle bir malzeme tasarlanmış. Çok kamerada görünmüyor olabilir ama ben şu an elime dokunuyorum. Böyle hani gözlüğe zarar vermeyecek bir tasarım var. Bu bence güzel. Hoş olmuş. Bunu beğendim. Hep eleştirecek halimiz yok. Aynayı çok beğendim. Yani çok güzel. Çok büyük bir ayna ve olduğundan daha büyük gösteriyor. Ve neredeyse kör noktaya gerek kalmıyor. Yani kör nokta uyarı sistemi var arabada bu arada. Ama hani ayna o kadar güzel ki, ve otomatik dikiz aynası bu. Kararan dikiz aynalarından. Ve işte oto modu var. Buraya bastığı zaman otomatik olarak kararıyor vesaire veya kararmıyor. Bakıyoruz. Multimedya ekranı. Normal aracın kendi ekranını biraz eleştirdim küçüktü ama bu gayet büyük bir tasarım. Gelmiş. Multimedya ekranının birçok özelliğini buradan ayarlayabiliyorsun. Araçla ilgili bir sürü özelliği buradan ayarlayabiliyorsun. Aracın sürüşüyle ilgili birçok, işte driving ile ilgili, mesela burada driving modları var. Snow, Eco, Normal, Sport, Custom şeklinde. Enerji Recovery, bu rejenerasyon dediğimiz özellik, işte Weak, Medium, Strong, Adaptive gibi. Bu biliyorsunuz pil ömrünü arttırıyor birazcık. %10, %20'dir. Enerji Saving modumuz var. MG Pilot bir özelliği var. Burada işte Driving Assist sistemleri açıp kapatabiliyorsunuz. Cruise Control var. Ve Speed Limit modu var. İşte çeşitli modları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada aracı biz yolda denedim ben kısa bir süre. Çok uzun deneyim imkanımız olmadı ama aracı denediğimde şöyle bir şey gördüm. Yani şeritleri takip ederek, öndeki aracı da takip ederek çok güzel bir şekilde gidiyor. Bunu beğendim ama şeritler, çizgilerin iyi olması lazım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu bütün otomobiller için geçerli. Şerit çizgisi yoksa dikkatli kullanmanızı öneririm. Zaten direksiyonu bırakmamanız gerekiyor. Belli bir süre direksiyonu tutmazsanız size uyarı yapıyor, benzerlerinde olduğu gibi. Birçok teknolojisi var. Trafik işaretlerini tanıyabiliyor. Hız limitlerini gösteriyor size. Burada mesela 50 gösteriyor, 40 gösteriyor vesaire. Bunları hepsini yapabiliyor. Yani teknolojik anlamda hiçbir eksiği yok. Ben o tarafı beğendim. Arka çarpışma önleme sistemi, arkadan geri geri çıkarken çapraz trafik algılama sistemi gibi özellikler de luxury pakete var. Onu da söylemiş olayım. Bir sürü özelliği yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sadece bu ekran bazen ufak tefek takılmalar yaptı bana. Yani kullanım sırasında. Hani bazen basıyorsunuz almadığı falan oldu. Ama test aracı olduğu için detaylı bir inceleme yapmadan çok yorum da yapmak istemiyorum. Ama genel olarak işinizi görüyor. Hani birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Alt kısmında fiziksel tuşlar da var ama çok tuş koymamışlar. Ben de çok sevmiyorum. Hani böyle bazı arabalarda böyle onlarca tuş oluyor. Ben çok sevmiyorum.
söylemiyorum. Her şeyi buradan ayarlamanız güzel olmuş. İşte burada da klimayı açıp kapatabiliyorsunuz. Fanların durumu ve arkadaki rezistansı açıp kapatabiliyorsunuz. Dörtlü var. Ana sayfa tuşu var. Ses açma kapama tuşu var. Gayet sade olmuş. Ben bu sadeliği gerçekten de çok beğendim arkadaşlar. Bu iyi bir şey olmuş. Onun da altını özellikle çizeyim. Evet arkadaşlar, MG4'ün dışını anlattım, içini anlattım. Teknik özelliklerden de bahsettim. Bunları da yine videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelin biraz da yola çıkalım. Bakalım yolda bizlere neler sunuyor. Daha sonra videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıktık. MG4'ün %100 elektrikli bir otomobil olduğunu söyledik. Torku, ivmelenmesi vesairesi tabii elektrikli otomobillerin tamamında olduğu gibi çok başarılı. Bunu ben çok seviyorum, onu söylemiş olayım. İki tip versiyon olduğunu söyledim. Bir konfort, bir de luxury. Bunlar tabii aklınıza şu geliyor olabilir. Orada da videonun diğer detaylarını da söyledim de ekranda da göstereceğim onları zaman zaman ne farklarının olduğunu. Sadece donanım farkı yok. Normalde donanım farkı olur biliyorsunuz bu tip otomobillerde, ama bu otomobilde aynı zamanda bir batarya kapasiteleri de farklı. Birinde 50 bir dilinde 64 kWh pil var. Bu da tabii menzilleri fark ediyor. 350-435 km bir menzil sunuyor her iki otomobilinde o seçeneğine göre. Tabii luxury modeli, bizim kullandığımız model, benim kullandığım bu model tabii ki daha üst seviye bir model. Daha fazla özellikleri var. Hatta dış görünümde söylemiştim. Önde bir kamera var. O kameradan anlıyoruz luxury modeli olduğunu. 360 derece kamera özelliğinin olduğunu söyledik. Ve diğer donanımlarda da ufak tefek farklılıklar olduğunu söyleyeyim, ama comfort modeli de fena değil bu arada donanım açısından. Değerli indirsek. İvmelenmesi vesairesi gayet güzel. Hani elektrikli otomobil ben daha önce tecrübe ettim biliyorsunuz. Zoe falan da incelemiştim. Onlarla kıyasladığım zaman benzer bir deneyim sunuyor. Ani bir kalkış olsun, işte tork olsun, ivmelenme olsun. Anında tekerlekler eritildiği için gayet güzel. Yalıtım konusunu beğendim. Çünkü elektrikli otomobillerde bir motor gürültüsü olmadığı için dış sesler çok daha fazla geliyor ve ona rağmen aracın içi, ki bu araç bir C sınıfında bir hatchback model olarak geçiyor ve yalıtımı gerçekten ben beğendim. Ve konfor da güzel bu arada ve bu otomobilin önemli bir özelliği var arkadaşlar. Bu otomobil tamamen elektrikli bir platformda geliştirilmiş. Hani bazı markalarda, hatta MG'nin de var böyle modelleri. Biliyorsunuz işte benzinli veya dizel bir sürüm var. Onun üzerine bir batarya sistemi ekleniyor. Ne oluyor? Araç elektrikli olmuş oluyor. Onun da bazı sakıncaları oluyor tabii ister istemez. Ama bu model öyle değil. Bu model doğrudan doğruya elektrikli olarak üretilmiş ve doğumu da elektrik platformunda olmuş. Bu modelin, bu platformun farklı araçlarda da görürüz gibi geliyor önümüzdeki yıllarda. MG bunu kullanır diye düşünüyorum. MG markasını bilenler biliyordur muhtemelen. Çok bilinen de bir marka biliyorsunuz. İngiliz markası aslında. 2015 yılında Çinli firmaya satıldı. Şu anda hala aynı Çinli firmanın üretiminde devam ediyor MG otomobilleri. Otomobil konforlu, hani bakın gerçekten de sürüş konforu, yol tutuşu vesairesini ben çok beğendim. İç mekan rahatlığı da güzel. Hani geniş, rahat bir iç mekan var. Fakat belli noktalarda beğenmediğim tarafları var. Bu ekran, gösterge ekranı biraz böyle bana şey geldi, basit geldi. Hani bu sınıftaki bir otomobilde biraz daha böyle cafcaflı bir şey beklersiniz. Sanki biraz buna çalışsa iyi olur üretici. Ben onu söyleyeyim. Bu birazcık hani C sınıfı bir araçta biraz daha böyle cafcaflı bir şey bekliyorsunuz. Yani bu kokpit biraz sade, fazla sade. Ben sadeyi severim. Söylemiştim bunu iç mekanını anlatırken, ama burada biraz fazla sade olmuş. Bu ekran da biraz böyle hani tablet ekranı gibi bir ekran olmuş. Yani biraz daha böyle cafcaflı şekilli falan yapılsa sanki biraz daha iyi olur diye düşünmüyor değilim. Onun dışında baktığımızda aracın bu kenarlarında bir çıkıntıları var. Bu çıkıntılar da hani baldırınız falan çarpıyor. Özellikle araca inerken ve binerken, hani benim boyum uzun ve bacaklarım da yani uzun olduğu için hani çok sıkıntı olmuyor, ama kısa boylu olursanız veya bacaklarınız da kısa olursa iniş çıkışlarda yani arabaya inerken veya binerken bir parça sıkıntı yaşayabilirsiniz. O çıkıntılar niye o kadar olmuş onu da tam anlayamadım. Bunun dışında teknolojilerden biraz bahsedeyim. Benim uzmanlığım biliyorsunuz teknoloji. Oturup da aracın hani işte efendim boyu şu kadardı falan filan gibi konularda yorum yapacak bir tecrübem, bilgim yok, ama teknoloji derseniz benden sorulacak. Şerit takip asistanı var. Adaptif hız kontrol var. İşte arka çarpışma uyarı sistemi var, ki bu luxury modelinde var bunların bazıları. Bazılarında da konfortta da bulunuyor. Bunun dışında baktığımızda çapraz trafik asistanı vesaire gibi hani günümüz böyle modern otomobillerinde karşımıza çıkabilecek bir sürü teknolojinin olduğunu söyleyeyim. Bunlar da güzel çalışıyor. Tabii ki şimdi Antalya'dayız ve Antalya'da bir lansmanindeyim ben. Aracı çok uzun süre imkanımız olmadı. En fazla bir yarım saat 45 dakikalık bir tecrübe edinmiş bulundum. Bu tecrübelerimde gayet güzel çalışıyor. Mesela adaptif kruzu denedim. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Fakat tabii yoldaki çizgilerin düzgün olması lazım. Yoldaki çizgiler düzgün değilse birazcık sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Zaten ben bu teknolojiyi hani güzel görüyorsunuz,
ama işte elinizi direksiyondan bırakmayın, zaten araç sizi uyarıyor. Ve benim önerim de dikkat edin. Yani bu teknolojilere %100 güvenmeyin. Hangi araç olursa olsun, onu da söyleyeyim. Yani testere de binseniz fark etmez. Dikkat etmenizi öneriyorum. Biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. 51 ve 64 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi var. 125 ya da 150 kW motor seçenekleri oluyor. Yani batarya seçeneğine göre bunu söylüyorum. 250 Nm tork var. Bu standart. Bu değişmiyor arkadaşlar. 160 km son hızımız var. Söylediğim gibi bunları ekranda göstereceğim. Detayları da merak edenler oralara da bakabilir arkadaşlar. Bu aracın önemli bir özelliği ise arkadan itişli olması. Hani diyeceksiniz ki ya ne fark edecek falan. Genelde elektrikli otomobiller tek motor varsa araçta genelde önden çekişli oluyorlar. Arkadan itişli elektrikli, yani %100 elektrikten bahsediyorum. Çok fazla seçenek yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama bu arkadan itişli bir model. Bunun artısı var, eksisi var. Hani biliyorsunuz. Bunu anlatmama gerek yok muhtemelen ama hani böyle bir beklentisi olan, ben işte arkadan itişli %100 elektrikli bir otomobil arıyorum. Tek motorlu da olsun derseniz zaten seçenek çok fazla yok. MG4'ün böyle bir özelliğin olduğunu söylemiş olayım. Şimdi aracın enteresan bir özelliği var. Anahtarı var. Evet, böyle fiziksel bir anahtarımız var. Kart şeklinde falan da değil. Ama şöyle bir durum var. Araçta bir hani start stop tuşu yok. Normalde biliyorsunuz bir düğmeye basarsanız araç çalışır. Bunda öyle değil. Bunda araca giriyorsunuz anahtarla birlikte. Girdiğiniz andan itibaren eğer aracı frene bastığınız andan itibaren araç çalışmaya hazır hale geliyor ve gidiyorsunuz. Bu son dönemde yeni çıkan otomobillerin çoğunda %100 elektriklerden bahsediyorum. Olan bir teknoloji. Benim de ilginç geldi bana. Bayağı bir ilginç geldi, onu söyleyeyim. Artık yavaş yavaş anahtar da kayboluyor. Hani birçok teknoloji kaybolmuştu. Artık yavaş yavaş anahtarın da kaybolduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu, fiyat meselesine. Şimdi fiyatlar şöyle. Comfort modeli 969 bin TL bir fiyat etiketine sahip. Şu an benim kullandığım Luxury Boost paket olarak da söyleyebileceğim model ise 1200 küsur, kam küsur hatta şu an hatırlamadım ama yazarım videonun altında. 1 milyon 200 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip. Tabi rakamlar yüksek. Yüksek olmasının şöyle bir sebebi var. Yakın zamanda bu %100 elektrikli olup da Çin'de üretilen, bakın Çinli olması gerekmiyor, Çin'de üretilen otomobillere Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren ekstra bir vergi koydular. %52'ye kadar varıyor galiba bu vergi oranı. Yani bir araç 100 liraysa fiyatı, üzerine bir de 52 lira ekstra vergi koyuluyor eğer Çin'de üretiliyorsa. O yüzden biraz fiyat dezavantajlı. Çünkü bu araç bir C sınıfı hatchback diyorsunuz, %100 elektrikli. Rakiplerine baktığımızda işte Togg alırım diyen de çıkar muhtemelen şimdi aramızda. İşte Chery alırım diyen de çıkar ki onunla da ilgili ben bir kısa bir video paylaşmıştım yine YouTube kanalımda ve diğer sosyal medya hesaplarımda. Hani bir sürü yorum yapılabilir tabii ki. Yani onu da alırsınız, bunu da alırsınız. İşte onu alacağıma Tiguan alırım diye de çıkabilir. Yani o kadar çok alternatif var ki artık arkadaşlar. O yüzden onu alacağıma bunu alırım, bunu alacağıma şunu alırım. Evet, alırsınız. Bir sürü farklı alternatif de var. Onlardan da alabilirsiniz. Ama bu aracın fiyatı da işte sebeplerini söyledim. Neden bu kadar pahalı olduğu ile ilgili olarak fikirlerimi, sebeplerini de söylemiş oldum. Bir de şu an otomobil piyasası çok karışık arkadaşlar. Yani fiyatlar çok enteresan. 800-900 bin liraya Zoe satılıyor. %100 elektrikli otomobillerden bahsediyorum. İşte 1.2 milyona hani en yüksek fiyatını söylüyorum. Togg var. Ucuz fiyatına bakarsak işte 950 bin liraya satılıyor giriş paketi Togg'un. Ama Togg'u bu sene alamazsınız. Artık kapandı o, biliyorsunuz. Togg artık satılmıyor. Yani alamayacaksınız. Çünkü çekiliş yapıldı. Talep çok fazla olduğu için seneye kaldı. Onu da söylemiş olayım. Yani alternatif çok fazla var ama aslında yok. Çünkü araç da yok bu arada. Hani bayiye gidiyorsunuz, araç yok diyor. MG bu konuda şöyle de bir şey söylediler. Araç bulunabilir. Bu bir sıkıntı yok falan dediler. Tabii hani ben satıcı değilim. Bana bazen soruyorsunuz videoların altında. İşte bayiye aradım. Yok da şuydu buydu. Bilmiyorum arkadaşlar. Bayi, yani ben satıcı değilim. Araç satmıyor burada. Araçların özelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Artık siz de bu bilgilerden istifade ederek kararınızı vermiş olursunuz diye düşünüyorum. Bu arada menzilden de bahsedeyim. Menzil de fena değil. Eğer Luxury modelini alırsanız 435 kilometreye kadar çıkan bir menzil var. Şehir içinde bu biraz daha artar. Öyle söyleyeyim ben size. Burada biraz daha düşük bir noktada kalıyor ama şehir içinde biraz daha artar diye düşünüyorum. Bir de V2L özelliği var. Vehicle to load. Yani başka elektrikli aracı şarj edebilirsiniz. Başka cihazları çalıştırabiliyorsunuz. Hatta teşekkür ederim buradan Doğan Otomotiv'e de. Deprem bölgesi de bu araçları göndermişler, deprem olur olmaz. Oradaki işte ailelere enerji sağlamak için ya da konteyner üretimi için falan da kullanılmış bu araçlar. Buradan da teşekkürlerimi iletiyorum kendilerine. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. MG4'ü bir ön inceleme şeklinde size anlatmaya çalıştım. Bu araç bana teste gelirse daha detaylı bir inceleme, hani daha böyle özelliklerini kullanarak daha böyle detaylı bir şekilde inceleme de yapmak istiyorum. Geldiği zaman oradan da devam ederiz. Tabii ki bu bir ön inceleme olduğu için her konuya değinemedim. Elimden geldiğince size güzel bilgiler aktarmaya çalıştım. Kanala abone olup bu güzel bilgiler aktarma çabalarıma destek olursanız çok sevinirim. Bu benim için önemli. Çünkü abone sayılarıyla artık hani var oluyoruz ne yazık ki. Ben çok bunu doğru bulmasam da durum böyle. Ve bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımın link
linkleri de açıklamada mevcut. Hepsini oraya koyuyorum. Tek bir tıkla sosyal medya hesaplarıma da abone olup bu tarz böyle araçları vesaireleri hani incelemesi çıkmadan önce de benim o sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.